ve aynı zamanda deniz, kum ve güneş ne yapıyor? Asetil salisilik asit içeren aspirin kullanabilirsiniz. Şimdi bayağı uğraşacağız bu karışımı iyice homojenize etmek için. Şöyle tam bir yemek kaşığı kadar. Ve bu karışımı 10 gün kadar buzdolabında saklayabileceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Ayak kremi yapacağız. Peki bu krem niçin? Topuk çatlaklarına iyi gelebilecek, bakın. Nasırlara iyi gelebilecek, mantar problemi olanlara iyi gelebilecek bir karışım hazırlayacağız. Çünkü yaz geliyor, hepimiz havuza denize giriyoruz. Genelde mantar problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda deniz, kum ve güneş ne yapıyor? Topuklarımızı çatlatıyor. Bu bir gerçek. Özellikle yazın çok karşılaştığımız bir durum bu. Ne kullanacağım? Aspirin kullanacağım. Herhangi bir asetil salisilik asit içeren aspirin kullanabilirsiniz. 2 adet aspirin kullanacağım. Aspirin niçin kullanıyorum? Çünkü asidik yapısından dolayı enfeksiyonun sebep olan virüsleri, bakterileri öldürdüğünden dolayı ne yapacak? Ayak mantarlarına engel olacak. 2 adet aspirini şöyle havanda da ezebilirsiniz. Ben streç film ve şu minik oklava yardımıyla eziyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. İyice ezildi. Şöyle 2 adet aspirini kabıma alıyorum. İyice toz haline gelecek. Bu işlemi havanda da yapabilirsiniz. Limon kullanacağım. Limonu niçin kullanıyorum? İşte limonu da asidik yapısından dolayı ayak enfeksiyonlarına iyi geleceği için kullanıyorum. Gerçekten muhteşem bir karışım hazırlıyorum. Ayağınızda ne problem varsa bunlara iyi gelebilecek bir karışım. Yarım limonu şöyle sıktım. Yarım limon ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar vazelin ekleyeceğim. Vazelinin için, vazelin çok iyi bir nemlendiricidir arkadaşlar. Hatta topuk çatlaklarının vazgeçilmezidir. Vazelinle ayaklarınız yumuşacık pamucuk gibi olacak. Onun için vazelin kullanmaktan kaçınmayın. Çünkü vazelinin tehlikeli olduğunu falan söyleyenler var. Bunlar yalan, dolan. Eğer saf vazelin alırsanız asla zararı olmaz. Cildinizi yumuşatmaktan başka. Yıllardır zaten majistral reçetelerde de biz vazelinli karışımlarda kullanıyoruz. Şimdi bayağı uğraşacağız bu karışımı iyice homojenize etmek için. Şöyle tam bir yemek kaşığı kadar. Ve bu karışımı 10 gün kadar buzdolabında saklayabileceksiniz. Arkadaşlar karıştırdım. Tam homojenize olsun diye artık ben meru usulü eritmeye karar verdim vazelinim. Çünkü vazelinim çok katıydı. Eğer sizin daha böyle kıvamlıysa normal karıştırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi bir kıvam alıyor. Ve bu karışımı dediğim gibi 10 güne kadar buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ayağıma uygulayacağım. Arkadaşlar şu şekilde karışımından bir miktar alıyorum ve bakın. Topuk çatlaklarımı görüyorsunuz benim de. Özellikle yaz geldiğinde nasıl çatlıyor biliyor musunuz? İnanılmaz. Şöyle sürüyoruz. Bütün ayağınıza yaydırabilirsiniz. Şöyle nasırlarınız varsa bakın bu karışım onlara da iyi gelecektir. Yaydırdık. Bu karışımı ne yaptık? Gece uyguladık. Sonra ne yaptık? Üstüne çorabımızı giydik. Ve böyle uyuduk. Sabah bir kalktık. Ay biraz beyazladı. Sabah bir kalktık. Ayaklarımız yumuşacık olmuş. Şimdi diğerini de uygulayayım. Vallahi müthiş. Müthiş bir karışım bu. Çok rahat edeceksiniz bu yaz. Bana dua edeceksiniz hepiniz. Nasır, mantar, ne probleminiz varsa artık ayağınızdaki. Hepsine iyi gelecek. Sürdük, çorabımızı giydik, gece yattık. Sabah bir kalktık, ayaklar yumuşacık olmuş. Arkadaşlar evet, vallahi efsane bir karışımla karşınızdaydım yine bugün. Sürerken ellerim bile nasıl yumuşacık oldu biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. Bakın sizi yaz ayları için büyük bir dertten kurtardım. Çünkü biliyorum ki hepimizin topukları çatlıyor. Hepimizde mantar gibi problemler olabiliyor.
Bu karışım sizleri kurtaracak. Onun için uygulayın. Sonra da bütün yaz boyunca dualarınızdan beni eksik etmeyin. Yine geldik bir videonun sonuna. Yine tabii ki üzgünüz ama haftaya bambaşka ve çok iyi bir karışımla yine karşınızda olacağım. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerim.